Merhabalar, Vazodaki Çiçekler adlı programımızla sizlerle birlikteyiz. Konuğum Nihat Erdoğan. Kendisi bir kamu kuruluşunda çalışmakla birlikte yazar ve kişisel gelişim uzmanıdır. Hoş geldiniz Nihat Bey. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler de iyisiniz. Sizlerdeyiz. Çok şükür. Sizi bu programda gördük. Çok daha mutlu olduk. İlk konuğumsunuz. Bunun vermiş olduğu bir heyecan, bir güzellik var. Ben sizden çok kısa bahsettim ama muhakkak eklemek istediğiniz şeyler vardır. Nihat Erdoğan kimdir? Tabii ki efendim. Ben 1971 Ankara doğumluyum. Bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. Hı hı. Kişisel gelişim üzerine bazı çalışmalar yapıyorum ve bu çalışmaların sonucunda da Başarının Esrarı isimli eser meydana geldi. Çalışmalarıma devam ediyorum. Seminerler vermeye devam ediyorum. Kitap yazmaya nasıl karar verdiniz? Kişisel gelişim konularında bazı çalışmalarım olduğunu söylemiştim. Hı hı. Bu çalışmalarımı ben de okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarında seminerler vermek istedim. Ancak bu seminerlerimin nasıl ve hangi yöntemle olacağı hususunda bazı çalışmalar yapıyor idim. Hı hı. Bir Ramazan ayında kitap kültür fuarında Kocatepe'de yazar Ali Erkan Kavaklı ile tanıştım ve kendisine durumu izah ettiğimde bana şunu söyledi. Bir seminerde ancak ve ancak bir kitabın 20 sayfasını anlatabilirsiniz ya da bir bölümünü anlatabilirsiniz dedi. Ancak bir kitabı çıkartır, bir kitap yazar, bunu tüm Türkiye'ye ilan ederseniz kitabınızın tamamından birçok kesim faydalanabilir dedi. İnsana ulaşmasın bu faydalı bilgiler. Ancak ben kendisine şunu söyledim. Peki hocam ben bir kitap yazabilir miyim dediğimde bana söylemiş olduğu şuydu. Ben kitap yazabiliyorsam siz de yazabilirsiniz dedi. Bu beni çok motive etti. Bana yol gösterdi. Tabii zaman zaman da yine bana yardımcı oldu. Kendi fikirlerinden, üstadımın değerli fikirlerinden faydalandım. Ve bu yola çıktım ve kitabım çıktı. Kulaklarını çınlattık. Bu vesileyle selamlarımızı da gönderelim kendisine. Evet. Başarının Esrarı isimli kitabınızda başarıya giden yolları çok güzel bir şekilde anlatmışsınız. Peki başarmanın ilk adımı, başarıya giden yolun ilk adımı nedir? Bunu zaten kitabımda da yazdım. İlk giriş olarak birinci bölümde yazdım. Başarmanın birinci adımı düşünmektir. Hı hı. Büyük düşünmektir. Hatta sınırların ötesine geçebilecek derecede düşünmektir. Ancak tabii bu sadece ben düşünmekle başarabilir miyim? Olmaz. Çalışmakla başarabilir miyim? Olmaz. Okumakla başarabilir miyim? Olmaz. Başarmak zaten bunların hepsinin tamamının bir bütünüdür. Ancak insan kendisine bir hedef belirlemeli. Tabii bu düşünmeyle alakalı. Düşünmeli, hedef belirlemeli, eyleme aktarmalı ve sonucuna ulaştırmalı. Bu yolda hiçbir zaman kendisini atalete atmamalıdır. Kendisini hiçbir zaman başkalarından gelen telkinlere kulak asmamalıdır. Hedefine odaklanmalıdır ve hedefini kazanmalıdır. Size şöyle bir kısa bir örnek vereyim. Bundan yıllar önce Bilkent Üniversitesi elektrik-elektronik bölümünü kazanmak isteyen bir öğrenci tek seçenek yapıyor. Tek. Bir tane. Bilkent Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümü. Hedefini belirlemiş. Ya da elektrik-elektronik mühendisliği. Tek hedef. O sene, bundan yıllar önce tabii, o sene okulun bölümü bir kişiyi alıyor. Estağfurullah, 3 kişi alıyor. Kişi kendisi 5. oluyor. Tabii başka tercih de yapmadığı için açıkta kalıyor. Bir yıl daha çalışıyor. Bir yıl daha çalıştıktan sonra tek tercih yapıyor ve istediği bölüme giriyor. Hı hı. Yani burada söylemek istediğim şey şu. Tabii yani büyük düşünmeli. İnsan sınırlarının ötesinde düşünmeli ve düşündüğü, hedefine belirlediği şeyleri hayata geçirmeli diye düşünüyorum. O zaman sabır da gerekli. Sabır gerekli. Tabii biz bunu bir öğrenci için örnek verdik. Bunu hayatın her kademesine aktarabiliriz. Yani ev hanımı da başarılı olabilir. Muhakkak. Kamu çalışanı da başarılı olabilir. Muhakkak. Bir şoför de başarılı olabilir. Sokaklarımızı temizleyen görevliler de başarılı olabilir. Yani herkes başarılı olmak zorundadır. Nihayetinde başarılı olan insanlara diplomalar takdim edilir. Başarılı olan insanlar alkışlanır. Takdir görürler. Başarılı olan insanlar hayatta yer bulurlar. Başarılı olan insanlar alkışlanırlar. Siz mesela hiç gördünüz mü tembel, pısırık, aymaz, hiçbir işe yarayan insanların alkışlandığını, takdir edildiğini, toplumda bir yerde edildiğini görmediniz. Dolayısıyla bizim de hayatta yer edinebilmemiz için mücadele etmeliyiz, çalışmalıyız, var olabilmek için. Var olabilmenin gayesini ortaya koyabilmem için bizler de arı gibi çalışıp bir şeyler ortaya koymalıyız diye düşünüyorum. Şimdi çalışmaktan bahsetmişken eminim yeni bir çalışma vardır gündeminizde. Tabii şu an bir kitap çalışması içerisine girdim. Çanakkale ile ilgili bir kitap yazmaya başladım. Bu konuyla alakalı olarak da tabii yine tarihçi yazar Ekrem Şaman hocamızdan bilgiler aldım. Kendilerinin de mihmandar olduğu bir programda yeni daha ayağımın tozuyla geldim. Çanakkale gezisi yaptık. Bu konuda da çalışmalarımı yürütüyorum. Çanakkale ile alakalı kitabımı da yazacağım. Çok güzel. Evet. Peki o zaman bize şimdi burada şu anda Çanakkale'ye dair, onun oranın o manevi ihtişamına dair birkaç cümle söylerseniz çok mutlu oluruz. Çanakkale'de öncelikle şunu söylemek istiyorum. Neden Çanakkale? Bunu izah edelim isterseniz. Şimdi Turgut Özal merhum başbakanlığın döneminde Japonya'dan bir grup heyet Türkiye'de inceleme ve araştırmalarda bulunuyor. Bulunduktan sonra eğitim sistemimizle alakalı olarak Turgut Özal'a bir rapor sunuyorlar. Diyorlar ki efendim sizin milli eğitiminizde, eğitim sisteminizde milli bir ruh yok. Bu tabii merhum Özal'ın ve heyetinde bulunan bizim bürokratları soğuk bir duş etkisi yapıyor. Hemen oradan nasıl oluyor efendim gibisinden sorular yükselince Japon bunu anlatmaya başlıyor. Diyor ki efendim biz çocuklarımızı okula başlamadan önce Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye götürürüz. Orada ot bitmeyen, yıllardan beri ot bitmeyen yerleri, harabe olan yerleri gösteririz. Ondan sonra da bunu çocuklarımıza alırız. Uçakla yarışır derecede bulunan trenlere bindiririz. Yüksek hızlı trenlere bindiririz, yüksek teknolojiyi gösteririz, robotlar yapan fabrikaları gezdiririz. Gezdirdikten sonra da bunları alır okullarına götürürüz tarihi yerinde gezdiririz ve onlara şunu söyleriz. Eğer siz de atalarımız gibi bu yüksek teknolojiyi yakalayamazsanız, önünüze tabii bazı yenilikler katmazsanız, siz de bir adım ileri gitmezseniz düşman gelir yine sizi esir eder diye raporunu tamamladıktan sonra heyette bulunan birisi efendim bizim Nagasaki ve Hiroşima'mız yok ki diyeceği anda Japon şunu söyler. Sizde Nagasaki ve Hiroşima'nız yok ancak sizin Çanakkale'niz var ki bu bizim Nagasaki ve Hiroşima'dan daha etkili. Evet. Çünkü sizin Çanakkale'de bir ruh var. Nedir bu ruh? İman ruhu, birlik ruhu, dirlik ruhu, bir diriliş var diyor. Bizim Nagasaki ve Hiroşima'da bulunan o yıkıntı, harabeler Çanakkale ile eşleştirildiği zaman Çanakkale'de diyor bir metreye 1000 kurşunun düştüğü yer ve kurşunlar havada çarpışmışlar. Ve tabi buradaki Çanakkale'deki bazı deneyimlerini de aktardıktan sonra bizim Türk heyeti dediğim gibi işte soğuk bir duş etkisi yapıyor. Ondan sonra da diyor ki efendim diyor siz eğer çocuklarınıza milli ve manevi ruhu aşılamak istiyorsanız, onların kalkınmasını istiyorsanız, yüksek hızlı trenler, uçaklar yapmak istiyorsanız, robotlar üreten fabrikalar yapmak istiyorsanız Çanakkale'yi gezdirmelisiniz, göstermelisiniz. Kesinlikle. Onların ruhunu bu insanlara anlatmasınız. Tüm dünya için ibretlik bir destan. Tüm dünyayı şaşkına uğratmış, aklın hayalini almadığı bir destan. Tabii orada şimdi Filiz Hanım, bir yokluk var. İmkanlar yok ve karşıda bütün dünya devletleri birleşmiş, üzerinize geliyorlar. Düşman çok. Ve siz bu düşmanın karşısında ne yapabilirsiniz? Bizim askerlerimiz, bizim komutanlarımız, bizim milletimiz, Necip milletimiz hiç düşünmeden vatanını, bayrağını, namusunu savunmak için her şeyini ortaya koymuş ve Cenab-ı Hak da muzafferiyete nasip etmiş. Evet. Çok şükür. Bu vesileyle şehitlerimizi de rahmetle analım. İnşallah. Onlara layık olmaya çalışalım inşallah. Ve gazilerimizden de vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin. İnşallah. İnşallah. İnsan bilmediği konuları okuyarak, dinleyerek ya da uygulamalı bir şekilde öğrenir diyorsunuz. Çünkü evet. Öğrenmeyi öğrenmek nedir? Şimdi öğrenmeyi öğrenmek insan tekamül ile sorumludur. Nedir tekamül? İlerlemektir. Kendi hayatına, kendi düşüncelerine, kendi bilgisine bir şeyler katmak demektir. Ancak her şeyin bir metodu vardır. Öğrenmenin de bir yöntemi vardır, bir metodu vardır. Biz buna şunu söylüyoruz. Diyoruz ki izle, yani sırayla eğer takip edecek olursak maddeler halinde. İzle, oku, anlat, tekrar et ve uygula diyoruz. Biz bunu işte hayatımızın her anlamında, yani sadece bu aslında bir öğrenciler için kullanılmış olan bir metottur ama aynı şeyi biz genelleme yaparak hayatımıza tatbik etmeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi bir kişisel gelişim uzmanı olarak bir insanın hayatta yaşam amacı ne olmalı sizce? Ne için yaşamalı? Efendim şimdi hayatımızda ben ev almak için yaşıyorum. Hı. Araba almak için yaşıyorum. Çoluğumu çocuğumu iyi okullarda okutmak için yaşıyorum. Esnafsam onlara iyi bir gelecek temin etmek için yaşıyorum. Fabrikalar kurmak için yaşıyorum. Malıma mal katmak için yaşıyorum. Hayır. Biz İnsan için yaşamalıyız, toplum için yaşamalıyız, doğa için yaşamalıyız ve gelecek için yaşamalıyız. Her şeyden önemlisi, eğer siz bir insana dokunabiliyorsanız insansınız. Bir toplumda, topluma bir şeyler yapabiliyorsanız insansınız. Örneğin ben mesela bazen zaman zaman sosyal medyadan, gerek haberlerden, televizyondan bunu izliyoruz. İş adamı doğup büyüdüğü topraklara fabrika dikti. İşte burada insanların geçimine, insanların ekmek yemesine, evine, çoluğuna, çocuğuna süt götürebilmesine, ekmek götürebilmesine eğer faydalı olabiliyorsa, bir şeyler yapabiliyorsa ne mutlu ki onlara. Yani işin aslı faydalı olabilmektir. İşin aslı insana faydalı olmaktır. Onların ruhuna, gönlüne dokunabilmektir. Dolaylı olarak da mutlu eden zaten kişiyi. İnsanın hayatı bu olmalı diye düşünüyorum. İnsana, insanın dokunmak diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi sizi burada konuk etmişken şunu da öğrenmeyi ben çok istiyorum. Kişisel gelişim anlamında kişisel gelişimin olmazsa olmazı değerlerden birkaçını bize söylerseniz. Şimdi ona geçmeden önce isterseniz ben şunu söylemek istiyorum. Başarının Esrarı isimli eserimizde, yani niçin başarının esrarını ön plana çıkardık? Dedim ya, şimdi bir iki ayet söyledikten sonra bir iki hadis-i şerif söyleyeceğim. Bunlar bizim hayatımıza ne tür bir ışık tutmalı ve biz yaşadığımız süre içerisinde neyi kendimize rehber edinmeliyiz. Bakınız mesela Necm suresi 39 ila 41. ayetlerde. Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur ve çalışması yakında görülecektir. Sonra ona karşılığı taslamam verilecektir. Bir başka ayette ise öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. İnşirah 7. Boş durmak yok. Bize Efendim, verilen mesaj bu. Hı-hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da öğrenip amel eden ve öğrendiklerini hayatına tatbik eden kimse semavat aleminde hayırla yad edilir diyor. Yine hani siz de bilirsiniz, hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış, yarın ölecekmiş gibi de tedbirli ol diye Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri var. Şimdi bizim Allahü Teala'dan almış olduğumuz emir ve yasaklar bize neyi gösteriyor? Biz bunu önce iyi tahlil etmemiz lazım. Bunu hayatımıza tatbik etmemiz lazım. İnsan hayatta yeri nedir? Konumu nedir? Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bu dünyaya gönderilme amacımız nedir? Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Eşrefi mahlukat olarak doğaya gönderilen, dünyaya gönderilen insan yaratılanların en şereflisidir, en üstünüdür. Allah bu dünyada maddeyi yaratmıştır, suyu yaratmıştır, doğayı yaratmıştır, yıldızları yaratmıştır. Ancak bunların içerisinde de işte Filiz Hanım olarak sizi, Nihat Erdoğan olarak beni insan olarak tercih etmiştir. Buna da şükrediyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Allah insana akıl, ruh gibi hissiyatlarla beraber bazı duygu ve düşünceler de yüklemiştir. İşte sevmek, üzülmek, ağlamak gibi de duygu ve düşünceleri yüklemiştir. Dolayısıyla bizi diğer canlılardan ayıran Cenab-ı Allah bizlere bu hissiyatları verdiyse demek ki bizden bazı beklentileri de var. Dolayısıyla insan bu dünyaya başıboş gönderilmemiştir. Boşuna yaratılmamıştır. Başıboş değildir. Ve kainatta her şey hareket halindedir. Bakınız, bizim görmediğimiz şeyler de yani mikroskopla dahi görmekte zorlandığımız şeyler de hareket halindedir. Dünyadan tutun yıldızlara kadar, aya kadar her şey hareket halindedir. Dolayısıyla bunlar hareket ederken insanın başıboş durması mümkün değildir. Dolayısıyla biz de hareket etmeliyiz, çalışmalıyız, bir şeyler üretmeliyiz. Hatta psikologlar canım sıkılıyor, içimden bir şey yapmak gelmiyor, ben kendimi iyi hissetmiyorum diyen hastalarına da şunu söylüyorlar. hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyüş yapın. Kesinlikle. Yani hareket edin diyorlar. Yani dünyaya geliş amacımızı, yaşam amacını ya da geride hayırla yad edilmek için bırakacağımız güzel şeylerin olması gerektiğini unutmamalıyız. Kesinlikle. Eğer sizin vefatınızdan sonra arkanızda bir eser bırakabilmişseniz ne güzel. Evet. Eser bırakana diyelim. Evet. Sebebi, amacı, kesinlikle bir gayesi olmalı diye düşünüyoruz. Evet. Lazım. Evet. Peki sorumu tekrar edeyim ben bu kişisel gelişim anlamında. Olmazsa olmaz değerlerden birkaçını. Filiz Hanım, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bakın, sevgi hayatta insanı insan yapan değerlerden bir tanesidir. Ancak ben bu sevgiyi şöyle söyleyebilirim. Belki insan hayatının merkezine konumlandırabiliriz. Hani biraz önce dedik ki başarılı olabilir insan. Hayatta bir şeyleri elde edebilir. Fabrikalar yapabilir, yollar yapabilir, köprüler yapabilir. Ancak eğer insanı sevmiyorsanız kalbiniz taşlaşmıştır diyebiliriz. İnsan her şeyden önce sevgi merkezli bir hayat yaşamalıdır. Ve kalp sevmekten yorulmaz. Bu Vehbi Vakkasoğlu üstadıma ait bir sözdür. Sadece insan sevgisi de değil tabii ki, değil mi? Kesinlikle. Kalp sevmekten yorulmaz diyor. İnsanı sevmekten yorulmaz demiyor. Kalp sevmekten yorulmaz. Dolayısıyla insanı seveceğiz. Doğayı seveceğiz. Çiçekleri seveceğiz. Kedileri seveceğiz. Kedileri seveceğiz. Yani sevimli bir insansanız tabii. Şöyle, insanın eğer kalbinde sevgi varsa merhamet vardır, huzur vardır, muhabbet vardır. Ve insanın kalbinde sevgi olana hiç kimse zarar da veremez, nisyan da veremez. Dolayısıyla kalbinde sevgisi olmayan bir insanın merhamet duygusu yoktur. Merhamet duygusu olmayan insanın acıma duygusu yoktur. Acıma duygusu olmayan insan da zarardır dünya için. Dünya için zarardır ve herkesi de zarar verebilir. Dolayısıyla da o insanların da yaşam tarzlarına, çekidüzen vermelerine fayda vardır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi sevgiden konuşurken son sorum da bununla alakalı, güzel bir tevafuk oldu. İnsan sevgisi, ya tüm canlıları sevdiğinizi, ne kadar sevdiğinizi biz biliyoruz. Bütün gençleri kendi evladınız gibi sevdiğinizi, koruyup kolladığınızı biliyoruz. Bu anlamda insanlara, gençlere bir mesajınız son olarak, onu alsam varsa. Şimdi her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. İnsan, yani çocuklarımız, daha doğrusu hayata hazırlıyoruz onları, okumalı diye düşünüyorum. Ancak bu okumakla da kalmasınlar. Okuduklarını yazarlarıyla mail atsınlar, telefonlarıyla görüşsünler, mektup yazsınlar, bunlarla iletişime geçsinler. Hatta okudukları kitaplarda beğenmedikleri yön ve yöntemler olabilir. Bakın, bu çok önemli. Bunu hiç çekinmeden, hani biraz önce de öğrenilen metotlarını anlatırken orada soru sormak diye bir şey vardı. Mesela soru sormak bir hünerdir. Yani kendisine o cesareti bulmalı. Yazarlarına soru sormalı. Onları eleştirebilmeli. Onların fikirlerini almalı. Dolayısıyla onlarla bir iç içe olmalı. Onları kendisi, tabii kendisine hayata hazırlayan. Yazar için de aslında çok olumlu ve güzel bir şey. Ben mesela yazmış olduğum çocuk kitapları ile ilgili ısrarla böyle hani öz eleştiri yapabilmek için eleştiri istiyorum çocuklardan. Hani övdüğünüz kadar beni diyorum eleştirin, bana bir şey söyleyin. Not alıyorum diğer kitabımda, hani onu uygulayabilmek için. Bu bizler için de faydalı, geri dönüşün olması. Doğru söylüyorsunuz. Ben daha önce okullarda vermiş olduğum seminerlerde, hatta öğretmenlerin de olduğu bir grupta öğrencilere ısrarla şunu sordum. Başarısızlık öğretmendir dedim. Hepsi tuhaf bir şekilde yüzüme baktılar. Bir anda anlamadılar tabii. Hatta öğretmenleri de biraz garip karşıladı. Şunu söylemek istiyorum. İnsan başarısız olabilir. Ancak başarılı olmak için hayata atılmalı. Dolayısıyla ben şunu söyledim. Öğretmeninize teneffüste, yani derste soramadıysanız, teneffüste soramadıysanız, öğlen arasında soramadıysanız, okuldan çıktıktan sonra, ama mutlaka soru sormalarını öğrencilerime tavsiye ediyorum. Seminer verdiğim okullarda tavsiye ediyorum. Ya bunun için çekinmeye, ürkmeye ya da herhangi bir şeye gerek yok. Biraz cesaret olsunlar, meraklı olsunlar, kendilerine bol soru sorsunlar. Tabii, kesinlikle. O sorular zaten insanlara bir yerler ulaştırıyor. Ben Çanakkale ile ilgili kitabımı yazmak için de insanlara soruyorum. Sizin Çanakkale ile ilgili bir hatıranız var mı? Ailenizde, geçmişinizde Çanakkale ile ilgili işte şehitlerimizden, gazilerimizden kimse var mı? Ya da elinizde bu konuyla alakalı yazılmış kitaplar, eserler ya da çekilmiş videolar, CD'ler var mı diye soruyorum. Hiç çekinmiyorum. Dolayısıyla da Cenab-ı Allah her gün yeni bir kitap, her yeni gün bir yol açıyor. Çok güzel, evet. Çok güzel. Programımızın sonuna geldik. Ayaklarınıza sağlık. Geldiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. İlk konuğum olmanız sebebiyle de çok teşekkür ederim. Benim için önemli bu bölüm. Ayaklarınıza sağlık diyorum. İnşallah tekrar sizi ağırlamak nasip olur. İnşallah. Ben kitabımızla veda etmek istiyorum. Tabii, buyurun. Hı-hı. Nihat Erdoğan'ın Başarının Esrarı adlı kitabı önemli, şiddetli bir şekilde tavsiye ediyorum. Gerçekten çok faydalanacağınızı düşündüğüm bir kitap. Şöyle bırakayım. Bu bölümümüzün sonuna geldik. Yeni bir Vazodaki Çiçekler programında tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.